Merhaba arkadaşlar. İsmim Efe. 1 yıl 11 ay komada kaldım. İnanılmaz bir süreçti. Bilim kulübünün düzenlediği okul gezisiyle büyük bir mağarayı ziyarete gitmiştik. Biz öğrenciler 15 kişiydik. Başımızda 2 de öğretmen vardı. Mağarada biri beni arkamdan itti. 6 metre yüksekten düştüm. O güne dair sadece mağaraya girmemizi hatırlıyorum. Hafızamda başka hiçbir şey yok. Böyle durumlarda travmayı atlatabilmeniz için beyin bazı anıları siliyormuş. Eğer bizi şoka sokan anları hatırlarsak her seferinde olayı yeniden yaşıyormuşuz. Bu yüzden de beni kimin ittiğini hatırlamıyordum. Fakat komadayken yaşadığım inanılmaz olaylardan sonra o kişinin kim olduğunu buldum. Koma aslında vücudun kendi kendini tamir etmek için kullandığı bir yöntem. Ağır hasar olduğunda beyindeki aktivite en aza iniyor ve hasta aşırı derin bir uykuya dalıyor. Komaya girdiğimiz için vücut başka bir şeyle uğraşmıyor. Sadece sorunlu yerleri iyileştirmek için çalışıyor. Bu süreç kimilerinde aylar, kimilerinde ise yıllar sürebiliyor. Başlarda bilincim tamamen kapalıydı. Aradan ne kadar zaman geçtiğini bilemiyorum. Ama bir süre sonra konuşulanları duymaya başladım. İlk duyduğumsa annemin sesiydi. Benimle sanki komada değilmişim gibi konuşuyordu. Kardeşim satranç şampiyonasında birinci olmuş. Bana bunu bütün detaylarıyla anlatıyordu. Gözlerimi açıp anne seni duyuyorum demek isterdim. Ancak bu imkansızdı. Beynim ne gözlerimi açmama ne de konuşmama izin veriyordu. Annem dışında da elbette ziyaretçilerim oluyordu. Sık sık babam ve kardeşim, bazen de en iyi arkadaşım Kaan geliyordu. O da benimle birlikte okul gezisine katılmıştı. Annemle Kaan'ın konuşmalarından mağaradayken yüksek bir yerde düştüğümü öğrendim. Kaan sürekli "O an yanında olsaydım belki de onu tutabilirdim. Bu yüzden çok üzülüyorum." diyordu. Kaan benim en iyi arkadaşım. Birbirimize inanılmaz yakınız. O benim tüm sırlarımı bilir. Tabii ben de onunkileri. Babası öldükten sonra annesi zengin bir adamla evlendi. Ne yazık ki üvey babasıyla Kaan'ın arası hiç iyi değil. Bu yüzden sık sık bizde kalıyordu. Bu kadar çok zaman geçirmek de aramızdaki dostluğu pekiştiriyordu. Kız arkadaşım Damla'nın beni hiç ziyarete gelmemesine çok üzülüyordum. Çünkü o zamanlar ona sırılsıklama aşıktım. Damla başta benimle çıkmak istememişti. Ancak o kadar çok ısrar ettim ki sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Ziyaretime gelmediğine göre demek ki bana karşı bir şey hissetmiyormuş. Belki de benden kurtulduğu için seviniyordur diye düşündüm. Aklıma birden tuhaf bir şey geldi. Damla gerçekten de benden kurtulmak istiyorsa beni o itip düşürmüş olabilir miydi? Belki de kazara değil, biri beni arkamdan ittiği için düşmüştüm. Böyle bir ihtimal hiç aklıma gelmemişti. Bunu ilk kez o zaman düşünmüştüm. Bir gün rüyamda kız arkadaşımın eski sevgilisi Yağız'ı gördüm. Odasındaydı. Damla ile yazışıyordu. Ve ondan gelen her mesajı okuduğunda kahkahalarla gülüyordu. Yağız da o gün bizimle birlikte okul gezisindeydi. O an kafama dank etti. Yağız acaba Damla ile beni kıskanıyor olabilir miydi? Belki de Damla'yı hala seviyordu. Ve bir anlık sinirle beni aşağı itmişti. Yahut belki de bunu Damla ile beraber yapmışlardı. Bir süre sonra rüyamda bu kez Damla'yı gördüm. Ailesiyle birlikte yemek yiyordu. Telefonuna sürekli mesaj geliyordu. O da hemen cevap veriyordu. Annesi sonunda "Kızım yemeğini yesene. Kim o? Yine Yağız mı?" diyerek kızdı. Bu rüya adeta öncekinin devamı gibiydi. İlk kez bu tip rüyalar görüyordum. Ertesi günse rüyamda bu sefer kendi evimizi gördüm. Annem ve kardeşim odamdaydı. Kardeşimin elinde satranç turnuvasından kazandığı kupa vardı. Kupasını benim çalışma masama koydu. "Bunu abime hediye ediyorum. Bunu görmek için bir an evvel iyileşip gelsin," dedi. Annem ona sarılıp ağlamaya başladı. O kadar gerçekçi bir rüyaydı ki ben de rüyamda onlarla birlikte ağladım. Ziyaret için haftada bir gün izin vardı. Annem erkenden gelip ziyaret saati bitene kadar yanımdan ayrılmıyordu. O gün de her zamanki gibi elimi tuttu. Ve birden ağlamaya başladı. "Kardeşin satrançtan kazandığı kupayı sana hediye etti. Kupa şu an çalışma masanın üzerinde seni bekliyor. Hadi iyileş de gelip kupanı gör," dedi. Tabii o an büyük bir şok yaşadım. Yoksa rüyamda gördüklerim gerçek miydi? Eğer annem ve kardeşimle ilgili gördüklerim gerçekse o zaman Damla ve Yağız'ı gördüğüm rüyalar da mı gerçekti? İyileştikten sonra bunun astral seyahat adı verilen bir metafizik fenomeni olduğunu öğrenecektim. Aslında o sırada rüya görmüyordum. Bedenim hastanede kalıyordu ama ruhum başka yerlere gidebiliyordu. Uzmanlara göre bu ancak insan uykuyla uyanıklık arasındayken yaşanıyordu. En önemlisi de istendiği zaman değil, sadece kendiliğinden olabiliyordu. Bunu üçüncü kez yaşadığımda bu kez bizimle birlikte okul gezisine gelen öğretmenlerden birinin evine gittim. Etrafta içki şişeleri vardı ve anlaşılan çok sarhoştu.
öğretmenim benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu diyerek ağlıyordu. Artık bunların rüya olmadığını biliyordum. Uyandığımda şaşkın bir şekilde belli ki vicdan azabı çekiyor. Yoksa bu öğretmen yüzünden mi düştüm diye düşündüm. Olay daha da karmaşıklaşıyordu. Kaza sonucunda mı düşmüştüm yoksa biri beni itmiş miydi? Eğer iten varsa o kimdi? Birkaç gün sonra rüyamda bu sefer en iyi arkadaşım Kaan'ı gördüm. Üvey babasının çalışma odasındaydı. Adam beceriksiz, bu kadar basit bir şeyi bile beceremedin diye bağırdı. Kaan sinirden kıpkırmızı olmuş bir şekilde elinden geleni yaptığımı biliyorsun. Başka ne yapabilirdim cevabını verdi. Üvey babası bana sesini yükseltme yoksa annenle kardeşini bir daha göremezsin deyince Kaan endişeyle gözlerini yere indirdi. Neden bahsettiklerini anlamamıştım. Kaan neyi becerememişti? Üvey babası onu neden tehdit ediyordu? Bunların benimle ilgisi var mıydı? Kafamda bir sürü soru dolanıyordu ama hiçbirinin cevabını bilmiyordum. Fakat yine de beni iten kişinin Kaan olmadığından emindim. Benim can dostum böyle bir şey yapmazdı. O günden sonra astral seyahatler sona erdi. Artık nedense normal rüya bile görmüyordum. Kendimi zorluyordum ama hiçbir şey olmuyordu. Ziyaret gününde annem bu kez kardeşimi de getirmişti. Onu gerçekten çok özlemiştim. Keşke gözlerimi açıp kardeşimi görebilseydim. Bunu düşündüğüm anda kardeşim birden "Anne, abim parmaklarını oynattı!" diye bağırdı. Annem heyecanla gelip elime baktı. Evet, parmaklarımı çok az da olsa oynatabiliyordum. İkisi de mutluluktan ağlamaya başladı. Ben de çok sevinmiştim ancak elbette belli edemiyordum. Birkaç saat sonra tanıdık bir ses duydum. Kaan ziyaretime gelmişti. Annem heyecanla "Kaan sana çok güzel bir haberim var. Efe bu sabah bir elin parmaklarını oynattı." dedi. "Kaan, gerçekten mi? Bu harika bir haber. Hangi elinin parmaklarını oynattı? Bu elinin mi?" diyerek elime dokundu. Kaan'ın eli elime değdiği anda beynimde bir şimşek çaktı. Kafamın içinin aydınlandığını hissettim. Orada sanki bir film gösterimi başladı. Önce kendimi gördüm. Mağaranın içindeydim. Karşımdaki duvarda eski çağlarda yapılmış bir resim vardı. Loş ortamda iyi bir fotoğraf çekebilmek için duvara olabildiğince yaklaşmaya çalışıyordum. Ancak çok dikkatli davranıyordum. Çünkü duvarla aramda derin bir çukur vardı. Az önce Kaan, "Hangi eli, bu eli mi?" diyerek elime dokunmuştu ya. Mağaradayken de aynı şekilde sırtımda bir el hissettim. El beni ileri doğru itti. Düşerken başımı arkaya doğru çevirdim ve en iyi arkadaşımla göz göze geldim. Şaşkınlıktan bağıramadım bile. Kocaman açılmış gözlerle boşluğa düştüm. Kaan benim en iyi arkadaşımdı. Böyle bir şeyi neden yapmıştı? Beni kimin ittiğini hatırladığım an, aynı zamanda gözlerimi açtığım an oldu. Komadan uyandım. Gözlerimi açar açmaz Kaan'la göz göze geldim. Bu sefer onun gözleri şaşkınlıktan büyüdü. Annem ve kardeşim beni görünce sevinç çığlığı attılar. Kaansa koşarak odadan kaçtı. 1 yıl 11 ay süren koma Kaan'ın elime dokunmasıyla sona erdi. Sağlığımı yeniden kavuştum. Koma zaten kendi başına olağan dışı bir deneyim. Buna bir de astral seyahatler ve dedektiflik çabalarım eklenince tam bir macera haline geldi. Beni iten kişinin en iyi arkadaşım Kaan olduğunu öğrendiniz. Damla gerçekten de Yağız'la tekrar beraber olmaya başlamış. Fakat ikisinin de itinmemle ilgisi yokmuş. Ağlarken gördüğüm öğretmenin ise neye ağladığını hala bilmiyorum. Fakat bana ağlamadığı kesin. Herhalde özel hayatıyla ilgili bir durum söz konusuydu. Gelelim Kaan'a. En iyi arkadaşım dediğim kişi bunu bana neden yaptı? Sıra bunu açıklamaya geldi. Size söylediğim gibi Kaan'la birbirimizin tüm sırlarını biliyorduk. Bunlardan biri de Kaan'ın üvey babasının nasıl bu kadar zengin olduğuyla alakalı bir sırdı. Adamın iki büyük yük gemisi vardı. Kaan bir gün tesadüfen bazı konuşmalara şahit olmuş. O gün üvey babasının mafya için çalıştığını öğrenmiş. Mafya üyeleri yasa dışı malların tümünü yurt dışına onun gemileriyle gönderiyormuş. Bir gün Kaan üvey babasıyla kavga ederken "Seni polise ihbar edeceğim!" diyerek onu korkutmak istemiş. Üvey babası ise Kaan'ı annesine ve kız kardeşine zarar vermekle tehdit etmiş. Sonra da neler bildiğini öğrenmek için Kaan'a bir sürü soru sormuş. Kaan'ın çok önemli bilgilere sahip olduğunu anlayınca bu kez de "Bunları başkasına söyledin mi?" diye sormuş. Kaan da tabii benim adımı vermiş. Üvey babası bunun üzerine "Arkadaşını ortadan kaldıracaksın. Eğer bunu yapmazsan bir daha annenle kardeşini göremezsin." demiş. Kaan da eline geçen ilk fırsatta bu emri yerine getirmiş. 2 yıl komada kaldım ama bence yine de ucuz atlattım. Çünkü Kaan'ın asıl amacı bundan çok daha kötüymüş. Polis önce Kaan'ı, onun anlattıklarından sonra da babasını tutukladı. Şu an ikisi de hapiste. En iyi arkadaşımı kaybettiğim için üzülüyorum. Ama elbette bunu sonuna kadar da hak ettiğini düşünüyorum.
Hikayem hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.